biliyoruz. Bugün hava yağışlı. Yağışlı havada nelere dikkat edebiliriz adlı bir video olabilir mi acaba bu? Arkadaşlar, kaygan zeminde, yani asfalt suyla buluştuğunda doğal olarak zemindeki sürtünme kuvveti azalır. Sürtünme kuvvetinin azalmasıyla birlikte zemin kayganlaşır. Bu tarz havalarda motoru her zaman normal yağmursuz bir havada sürdüğümüzden bir tık daha yavaş, temkinli ve fren mesafesini koruyarak sürmek sağlığımız için her zaman bize fayda sağlar arkadaşlar. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken konular, yağmurlu havalarda viraj giriş ve çıkışlarına özellikle çok dikkat etmek gerekir. Yağmurlu havalarda ABS'siz motorlarda özellikle ön fren kullanımında, mesela ben bu yolun şu an çok kaygan olduğunu tahmin edebiliyorum. Görüntü olarak baktığımda şöyle direkt kayıyor. ABS direkt benim devreye girdi mesela. Yani yola baktığınızda da arkadaşlar belli oluyor zaten kaygan olup olmadığı. Bu yol mesela şu an çok kaygan. Direkt bariz, ben kaygan bir yolum. Yağmur yağdığında jilet gibi kayarım diyor. Bu yolları neye göre ayırt etmemiz lazım? Arkadaşlar, mesela şöyle örnek verebilirim size. Hiçbir zaman yeni atılmış asfalt, yani yeni yol ve üzerinden az araba geçen yol hiçbir zaman çok kaygan olmaz. Buna örnek ne verebilirim? Otoyol diyeceğim. Otoyoldan çok araç geçiyor diyeceksiniz ama otoyolların mesela özellikle yani İzmir'de bizim mesela çevre yolumuz var. Çevre yolunun asfaltı çok dişli bir asfalt. Yağmur da yağsa, sel de yağsa, güneş de vursa, benim bitik lastikli motor da kullandım orada mesela. Yani asfalt kesinlikle tutunmayı sağlıyor. Ama mesela şimdi şu an benim gittiğim yol gibi böyle parlak yol. Yani hafiften bir parlaklık olur bu yolda. Güneş vurduğunda da parlak olur. Güneşli havalarda da çok kayar. Adeta yağmurlu hava gibi kayar. Yağmurlu havada da kayar. Bu tarz yollarda her zaman temkinli, virajlara girerken dikkatli, motorun sınırlarını bilerek yerinde ve kararında hareket etmemiz şart. Eğer yerinde ve kararında hareket etmez isek sonucu kaza ile bitebilir. Kimsenin düşmesini, üzülmesini tabii ki de istemeyiz arkadaşlar. Niye? Bir motorcu kardeşimiz düşsün, üzülsün. Ailesi üzülsün. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bunun dışında mesela yağmurlu havalarda arkadaşlar ben genelde frenlemeye arka fren ile başlayıp önle desteklerim. Normalde de bu şekilde kullanıyorum ama yağmurlu havalarda biraz da frenlere daha hassas dokunmak gerekiyor. Bunun dışında yağmurlu havalarda eğer çok fazla yağış varsa kaskınızın ön camı yüksek ihtimal, herhangi bir buğu önleyici kullanmadıysanız sürekli buğu yapacaktır soğukla birleştirdiğinde. Bunu önlemek için de 3M'in işte cam filmleri falan var. Bunlardan kullanıp yağmurlu havalarda kaskınızın ön camının buğu yapmasını engelleyebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar başka ne söyleyebilirim yağmurlu havalarla ilgili? Şöyle bir düşüneyim, aklıma gelince devam edeyim. Kas camınız buğu yapabilir dedik. Bunun için çözümü söyledik. Bunun dışında arkadaşlar mesela böyle düz seyrederken aniden önünüze derin bir çukur, su birikintisi çıkabilir. Bu su birikintilerine iki tekerlekli olduğumuz için elimizden geldiğince yavaş girmek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Bunun
Bunun dışında biraz kıyafet ve ekipmandan bahsedelim. Yağmurlu havalarda arkadaşlar, motosiklet kullanıyorsanız ve ıslanmak istemiyorsanız, en azından üstünüzdeki ana kıyafetler ıslanmasını istemiyorsanız, kurye arkadaşlarımızın çok kullandığı yağmurluklar var. Genelde İzmir'de yeşil böyle kaplumbağa yağmurluğu kullanılıyor. Fakat benim 2 senedir kullandığım Decathlon bir ürünü var. Alt üst şeklinde. Bu da çok faydalı. İnce busu geçirir falan dedi arkadaşlar ama çok yağmurlu havalarda da sürüş yaptım. Kesinlikle su geçirmedi arkadaşlar. Evet, solda bir delikanlı geliyor. Böyle böyle yersiz sollama yapan motoru araç burada bir can var, bu can eve gitmek istiyor. Ya dönüp döveceksin bu ipliği ya. Şöyle bir sıralayacak olursak arkadaşlar, yağmurlu havada ne yapmamız gerektiğini sıralayacak olursak, şöyle diyelim, bir diyelim, su birikintilerine dikkat ve yavaş girelim diyelim. İkincisi, kaskımız bu yapabileceği için yağmurlu havalar başlamadan önce kaskımıza gerektiği işlemi uygulayıp bu yapmamasını sağlamamız çok önemli. Çünkü sürüş güvenliği itibariyle öncelik görüş ve uygulamayla başlıyor. Görüş ne kadar iyi olursa sürüşünüz de o kadar iyi olur arkadaşlar. Bunun dışında her daim arkanızdaki araba, önünüzdeki araba, yanınızdaki araba size ne kadar baskı yaparsa yapsın. Çünkü biliyorsunuz gelenektir böyle motorun, çok affedersiniz, ne kadar girer araba sürücüleri. O tarz araba sürücülerini arkadaşlar siz kesinlikle kayda almayın. Şu an benim yaptığım gibi önümdeki araçla rahat aramda 10-15 metre mesafe var. Takip mesafenizi, fren mesafenizi ayarlayın arkadaşlar. Özellikle yağmurlu havalarda bunu ayarlayın. Bir sonraki madde diyelim, parlak asfaltlara, güneşli, çok güneşli yaz aylarında da, yağmur ilk başladığında da, yağmur yağdığında da parlak asfaltlara dikkat edelim arkadaşlar. Dişli asfalttan zarar gelmez ama parlak asfalt her zaman kayar arkadaşlar. Hem de çok güzel kayar. Beşinci olarak şöyle diyelim, viraj ve viraj giriş ve çıkışlarında temkinli, kararlı sürüş. Viraj giriş çıkışlarında da ne gibi bir durum olabilir ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Hani yerin çok kaygan olmadığını düşünüp motoru yatırdığınızda, genelde bu tarz durumlarda önce arkadan hafif bir kayma yapıyor. Panikle beraber arkadaşlar o kaymanın etkisiyle birlikte baktığınız yöne direkt çakılıyorsunuz. Çünkü rahmetli altın elbiseli adamın tabiriyle kontrolü kaybettiğinizde arkadaşlar baktığınız yöne gidersiniz ve baktığınız yere vurursunuz. Bu gerçek. Bunun dışında arkadaşlar yağmurlu havalarda ekipman dedik. Zaten kask, eldiven, işte forma, ceket, dizlik, bunları söylemiyorum bile arkadaşlar. Bunlar zaten olmazsa olmazınız olmalı. Her daim üstünüzde olmalı. Çok affedersiniz, bir bakkala ekmek almaya giderken bile üstünüzde olsun arkadaşlar. Kaskınızı, maskınızı takın. İzmir'de yıllar önce bir Yunus polis 30 km hızla giderken motordan düşüp vefat etti arkadaşlar. 30 km hız. Koşar adım bir hız var dedin ya. Ters bir bölgesine denk geldi arkadaşımızın ve vefat etti. Bunlar çok önemli şeyler. Ekipman olarak ekstra, zaten ceket falan bunları saydık. Ekstra olarak arkadaşlar, yağışlı havalarda kesinlikle yağmurluğunuz yanınızda olmalı. Yağmur mu yağdı abi? Çıkart hemen, tak tak tak, alt üst devam et. Hiç riske gerek yok. Yağmurlu havada da motor sürülebilir. Yağmurlu havada motor sürmek çok da zevklidir arkadaşlar. Keyif aldığınız şeyleri
Yani mesela bazı insanlar yağmurlu havada yürümeyi sever. Ben de yağmurlu havada motor sürmeyi seviyorum yani. Yağmurlu havalarda scooter motorla suyla sizi daha az temas ettirir arkadaşlar. Ben X-Max varken yani hiçbir yerim ıslanmıyordu arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Önden uzun camı bana gelecek yağmuru kesiyordu. Ayaklar da tekerleğin üst seviyesinde olduğu için ayakkabılarım falan hiç ıslanmıyordu. Ama bajajda öyle mi? Değil. Ayakkabımın ucu ıslak şu an. CBF'de daha da beterdir. CBF'de de çok aşırı derecede ıslanıyordu kıyafetlerim. Pantolonumun ayak kısımları. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Viraj dedik, tren mesafesi dedik. Ekipmanlarımız tam olsun dedik. Su birikintilerine dikkat edelim dedik. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yağmurlu, yağışlı bir havadasınız. Önünüzde bir araba aniden işte fren yaptı diye. Arkadaşlar böyle durumlarda panik yapmayın. Panik her zaman sizi kazaya götürür. Bu tarz durumlarda kararlı olmak, ne yaptığını, ne yapacağını bilmek, milimetre saniyeler içinde ani ve hızlı karar vermek her zaman size artı sağlayacak. Bu bir araba sollamaya çıkarken de böyledir arkadaşlar. Mutlaka yerinde ve kararlı hareket etmek, istediğiniz o anda tam anlamıyla uygulamak size her zaman daha çok avantaj sağlayacaktır. Bu benim iş yerinden arkadaşım buna bir kesici yaptı. Kulaklarının patı silinsin diye. Onun motoru da tamirde arkadaşlar. Motor diye deviriyor ama ortada motoru yok arkadaşım. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de aklınıza gelen yağmurlu havada dikkat edilmesi gereken konular adı altında. Aklınıza gelen şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İlla ki videoyu izleyen arkadaşlar bir yorumlara da göz gezdirecektir diye düşünüyorum. Bu yorumlardan benim unutup söylemediğim şeyleri arkadaşlara alıp bilgi sahibi olabilir. Motorculuk çok güzel bir şey arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzel. Bir motorcu kardeşimiz daha yollarda ve hayatta kalsın diye bildiğimiz her şeyi paylaşalım arkadaşlar. Bildiklerimizi paylaşalım ki motorcular hep baki kalsın arkadaşlar. Tehlikeli diyen insanlar kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar sizle bazı böyle bir takım bilgiler paylaşmaya çalıştım. Yağmurlu havada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yağmurlu hava demişken şunu da söyleyelim. Ani gaz açmalarından da, güçlü motorlarda ani gaz açmalarından da sakınalım arkadaşlar. Bu da ani işte motorun kıç atması ve benzeri durumlarda bize sıkıntı yaratabilir. Gerçi şimdi artık yeni motorların çoğunda TGS sistemi var. Bu yanlamalara karşı falan önlüyor. Benim motorumda yok. Ben o yüzden tepkili davranıyorum. Size bir şeyler aktarabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Biz 1000 abone ve 4000 saat izlenme. Bunu tamamladıktan sonra ben zaten devamının güzel içeriklerle geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi söyleyeceklerim benim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İyi veya kötü gerçekten hiç önemli değil arkadaşlar. Kötü yorumunuz varsa abi ne biçim çekmişsin ya, hiçbir şey gözükmüyor da diyebilirsiniz. Ama yorumunuzu mutlaka esirgemeyin ve bizle paylaşın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.